Annemin haklarını aramak için yollara düştük. Yollara düştük. Bizimkisi bir hak hikayesi. Ben 2 senedir ortalama işsizim. Bizden şunu mu istiyorlar? Sokakta yatın, kalkın, bir barınağınız olmasın, karnınızı doyurun, orada ölün. Bu mu? Emeklilikte yaşa takılanlar, Türkiye'nin dört bir yanından tuttukları otobüslerle Ankara'ya doğru yola çıkıyorlar. Otobüslere doğru yola çıkıyoruz şu an. Yarın Tandoğan'da saat 12'de mitingimiz var. Tüm Türkiye'den akın akın Karadeniz'e, Akdeniz'e, doğusu Ankara'ya, Tandoğan'a gidiyoruz. Gecenin bu vakti, saat şu an 2:30. Çek kardeşim, çek. Emekçinin bu saatte yollara düşmesini çek. Yarın gereken mücadelemizi vereceğiz. Haklar mücadele etmeden alınmıyor. Mücadele etmeniz gerekiyor. Kimse size durduk yere bir hak vermiyor. Emekçi yollarda! Çocuklarıma hak ettikleri yaşamı sağlayamıyorum. Ben çocuklarıma para istediği zaman uyuyor numarası yapıyordum. İş bulamıyorlar, yürüyemiyorlar, işe gidemiyorlar çünkü yaşımız ilerliyor bizim. Genç ve yaşlı arasında gidip geliyoruz, birilerinin keyfine bakıyoruz yani. Yoksa bu saatlerde hiçbir kadın evde annesini, babasını ya da işte çağ çocuğunu bırakıp gelir mi? Evine ekmek götüremeyen insanlar var, intihar ediyorlar. Kim bunların telafisini karşılayacak? Sabah akşam çalışırım, akmayım tantanaya çok. Haklarımız için yollara revan olduk. Çocuklarıma iyi bir gelecek bırakmak için. Ben de eşime destek amaçlı geldim. 9-6 yollarında oy. Bir ömür geçer buralarda. Sanki yarın dünden uzak, bitmeyen bir ıstırap o. Emeklilikte yaşa takılanlar, Büyük Tandoğan mitingi. Bugün 8 Eylül. EYT'liler mağduriyetlerini yaratan yasanın çıkarılışının 20. yıl dönümünün sabahına yollarda uyandılar. Ankara'ya gidiyorlar, haklarını istiyorlar. Emine'den Kars'a! Emine'den Kars'a! Jüpiter'den Mars'a! Jüpiter'den Mars'a! Çıksın artık bu yasa! Çıksın artık bu yasa! Emeklilik hakkımız söke söke alırız! Tandoğan Meydanı'ndayız. On binlerce EYT'li tek yumruk oldu ve bu alana aktı. Çoğu arkadaşımız gece vadisinden çıktı buraya geldi. Hani uykusuz geldik buraya. Tabii buraya eşin dostun yardımıyla geldik biz. Otobüs kiraladı vatandaş. Arkadaşlarımı destek olmak için İzmir'den geldim. Eskişehir. Ben de Bursa'dan geliyorum. Çerkezköy'den. Bak dizimde de ağrı var. Ben Mersin'den geliyorum. Samsun'dan. Ben Aydın Boğazdan'dan geliyorum. Ben İstanbul'dan kalktım geldim. Ankara. Yalova'dan geldik. Zindan'dan geliyorum. Nereden geliyorum? 8 Eylül 2019 bizim mağduriyetimizde 20. yılımız. 20 yıl oldu, 20 yıl. Artık yeter. Bitsin artık bu mağduriyet diye Ankara Tandoğan Meydanı'ndan Edirne'den Kars'a bütün arkadaşlarımızla yan yana omuz omuzaydık. Yani bu tablo çok güzel. İnşallah daha da büyür. İnşallah daha da güzel olur. Yani iyi olacağını eminiz. Yani buna inanıyoruz. Hak verilmez, hak alınır. Biz de alacağız. Biz beraberiz. Bir patronu örgütsüz ya da yalnız tek başına gördünüz mü? Hayır.
Biz birlikte güçlüyüz ve birlikte başaracağız dedik. Sloganımız da bu anlamda gelişti. Birlikte olduğumuz zaman zaten bizi ezemeyeceklerinin farkına varırlar. Birlikteyiz dedik. Bunu her yerde söylemeye de devam edeceğiz. Son bir yıldır İstanbul, Trakya, Ankara, Gebze, Bursa gibi pek çok büyük şehirde büyük buluşmalar gerçekleştiren emeklilikte yaşa takılanlar bugün yine mücadele alanındalar. Biz niçin geldik buraya? Ya baba bizim hakkımız elimizden alınmış. Hakkımızı aramak suç mu? Direne direne almaya geldik buraya. Verecekler, mecbur verecekler yani. İstediğimizi alacağız yani. Bunun başka kaçarı yok. Sadaka istemiyoruz, yazmışım buraya. Sadaka değil, haklarımızın geri verilmesini istiyoruz. Kısa ve öz. Biz Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği olarak bu tür hak arama, hak mücadelelerinde yıllardır içindeyiz ve birçok çalışmalarda bulunuyoruz. EYT'nin, Emekli Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin bütün çalışmalarını özellikle Dayanışma Televizyonu'nun videolarından takip ediyoruz. Çok önemli bir iş yapıyorlar, çok önemli bir görev üstlenmişler. Kenara itilmişler, yok sayılanlar, hak kaybına uğrayanlar. Bu büyük haksızlık karşısında susmuyorlar, durmuyorlar. Fadime abla, EYT'lerin derdi başka diyorlar. Ne başkası? Emeklilik hakkımızı istiyoruz, neyin başkası? Ya kardeşim ben soruyorum, niye ben emekli olamıyorum? Yaşı doldurdum, primi doldurdum. 30 sene olmuş ya, bak sanayide çalışıyorum ben. 11 yaşından beri. Yeter artık. Bu ne böyle ya? Bak hele bu ne böyle? Buradan Cumhurbaşkanı duysun, sabrımız yok. Sabrım yok benim ona göre. Yakında tek başına bir eylem yapacağım. Dünyaya rezil olmazsan namert. Sen EYT diyorsun. Aynen. Biz EMT diyeceğiz. Evet. Emeklilikte mezara takılanlar. Dolayısıyla ben bunu dememek için bugünden mücadele veriyorum. 20 yıl sonrasında kendimi yakmayı yıkmayı ben de bilirim. Ama önemli olan 20 yıl içerisinde yanıma işçi arkadaşlarımı örgütlü bir şekilde evet toplayabilmek. Kesinlikle arkadaşa katılıyorum, doğru. Ya bu vatandaş Allah razı olsun gelmiş bizim için destek oluyor. 32 yıl ya, 32 yıl prim dolmuş benim. 5800 istiyor şu an 9000. Daha ne yapayım ben? Hala emekli olamıyorum. Niye? Erkenmiş, erken. Kendini erken emekli oldu. Hala prim ödüyoruz. Ödedikçe maaşımız düşüyor. Yani bu nasıl bir kanun ben anlamıyorum. Sen bana demişsin 25 sene sigorta yılı, primin 5000. Ben sana 26 senedir prim ödüyorum. Bu adalet mi? Vicdansızlığın ta kendisi. Yani haksızlık boy boy. Bu kalabalık bu zulmü hak etmiyor. Afrika'daki kabileler bile bunu kabul edecek vaziyette değiller yani. Eşim de EYT'li, çalışmıyor. 6 yıldır geçmiş. O işsiz, ben işsizim. 2 tane çocuğum var. Ne yapalım yani? Bir ailede 2 EYT'li var. İkisi de işsiz kaldıysa onlar sosyal güvenlik kurumundan daha yararlanamıyor. Emeklilik bir haktır. Emeklilik bir yük değildir. Emeklilik bu ülkede yaşayan ve çalışan herkes için temel bir haktır. Patrona gidiyorsun, yaşlısın diyor. Devlete gidiyorsun, gençsin diyor. Gencim diyorum, taş kırarım diyorum. Hayır diyorlar, senin yaşın 40. Öleyim mi ben? Adam diyor ki sen 46 yaşındasın, almam seni diyor. Farm veriyorum fabrikalara, gidiyorum iş kura gidiyorum iş vermiyor. Oraya gidiyorum iş vermiyor. Yani herkesin yaşadığı mağduriyeti ben de yaşıyorum. EYT'liler Tan Doğan Meydanı'nı sloganlarıyla sallıyorlar. Direne kazanacağız. Hesap yapıyorlar, dalga geçer gibi hesap yapıyorlar. Asgari ücret yetermiş. Evet. Ya en ucuz kira 1000 lira, 1000 lira. Sayın Cumhurbaşkanımız halkın yeri diyor saray için. Bana da bir göz oda versin. Ben de geleyim orada oturayım. Diyor ki 6 tane çocuk yapıldı, 4 tane çocuk yapıldı. 4 başa bakamıyorum ki daha çocuk yapıldı. Televizyonlarda ekonomi iyi diyor. Her şey yolunda diyor ama kimse inanmıyor. Bak cebimiz boş. Nasıl kriz yok ya? Gelsin cebime baksın bakalım kaç lirayla ben geçiniyorum. Simit ne kadar? 2,5 milyon simit. Hesaplasın bakalım. 5 lira çay, 5 lira. Kahvaltımızda bir çayla bir simit yiyemiyoruz. Evet. Onlar yiyor ya, bizim yememize gerek kalmıyor. Biz yemesek de olur. Kendileri ejder meyvesi yiyor, biz simit yiyeceğiz. Tabii tabii, doğru, doğru söylüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki çift dikiş yapacaksınız. Peki bana güzel bir maaş ver.
güzel bir emekli maaşı ver. Ben çiftlik iş yapmayayım, ben çalışmayayım. Yeter mi 1300 bin lira? Ya 1300 lira kime yetiyor Allah'ınıza? Bir karı bir kocaya bile yetmez ya. Çoluk çocuk ne yiyecek, ne içecek? Bugün ben emekli olsam 1200 lira para alacağım. Bana ne kadar verecek? 1600 lira. 5 çocuk sahibiyim ve emekliliği görmeden hiçbiri belki hayatları son bulacak bunların. Yani çocuğun geleceği yok. Nice aileler mağdur. Kan ağlıyorlar. Cebimde 20 TL para var. Bak çoluğumun çocuğumun rızkını bıraktım. Buraya geldim. Niçin? Eskiden ben babamdan para isterken baba bana şu kadar para verir misin diyordum. Çıkartıp veriyordu. Şu an benim çocuğum baba cebinde param var mı diye soruyor. Biz çocuklarımızın karşısında artık mağdur bir anne babayız. Yani bu reva mıdır? Gerçekten soruyorum. Acı bir şey ya. Ya gerçekten acı bir şey ya. Ben çocuğuma bayramda tişört alamadığım günler oldu. Yani bunu yaşayan bilir. Tan Doğan mitinginde alkışlarla Haluk Levent sahne aldı. EYT'liler sesimize ses verin diyorlar. Seviyorum sizi ulan. ...1999 depremde evim yıkıldı. Komşularımın cesetlerini toplarken, ailem, çocuklarım çadırda kalarken bu yasayı çıkardılar. Ya çok ciddi bir haksızlık tabii ki. Yani işte arkadaş da bahsetti, yani 99'da yasa çıktı ve ondan sonra sürekli geriye gitti. Karambole getirdiler yani. Bu bizim hakkımız. Hak yere doğru işletilmez. Tabii şimdi kıdem tazminatına göz diktiler. Elimizden giden hakları savunamadığımız müddetçe sürekli daha fazla hak kaybediyoruz, daha fazla hak kaybediyoruz. Yani eskiden bir orta tabaka vardı, orta tabaka kalmadı. Şimdi fakir var, bir de zengin var. Asıl türeyenler onlar işte. Çoğalarak, yayılarak, güçlenerek, daha gür bir ses haline gelerek kazanırlar arkadaşlar. Bizler AK Partiliyiz, bizler CHP'liyiz, bizler MHP'liyiz, Saadet Partili, Ekmek Partiliyiz. Ben koyu bir AK Partiliyim. AK Parti'nin Gençlik Kolları Başkanı şeyinde üyeyim. 4 dönem boyunca verdim ama bu dönem vermedim, vermeyeceğim bundan sonra da. AK Parti bitti ya, benim göz işim bitti. Adalet istiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Öncelikle Dayanışma TV'ye teşekkür ediyorum. İstanbul'da da beraberdik. Her yerde beraberiz. Her zaman olacağım. Böyle bir program sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Videolarınız milyonlar izliyor. Biz takip ediyoruz. Hakkımızı aradığınız için, sesimiz olduğunuz için, TRT yok. Ulusal kanallar olmadığı için, sesimizi siz duyurduğunuz için o nedenle size teşekkür ediyorum. Tüm mitinglerimizde yanımızda olan Dayanışma TV de burada. Kendilerini de Facebook'tan, YouTube'dan takip ederseniz. Ekmek parası yalnızca tezgahta kazanılmıyor. Aslında ekmek parası, tezgahta kazanılan ekmek parası ancak mücadele alanlarında, mitinglerde, sendikalarda, işçi derneklerinde mücadeleyle tutulabiliyor, güvence altına alınabiliyor, korunabiliyor. Buralarda olmadığımız sürece o kazandığımız, alın terimizi dökerek kazandığımız ekmek parasını koruma şansımız yok. Patronların sendikaları var, birlikleri var, odaları var, dernekleri var. Her sürekli bir araya geliyorlar, sürekli nasıl yaparız da işçilerin daha fazla hakkını kırparız diye düşünüyorlar. Onlardan fazla örgütlü olmadığımız takdirde bu yasalar patronlar lehine çıkmaya devam edecek. Örgütlü olmak kesinlikle her alanda olduğu gibi burada işçi sınıfının mücadelesinde de çok önemli yani. Bütün halk
mücadeleye destek vermeli. Emekliler ve emekte yaşa takılanlar birlikte mücadeleye devam edecek. Onlar neredeyse biz emekliler de onların yanında olmaya devam edeceğiz. Birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Durmayacağız, yılmayacağız, bıkmayacağız. Daha çok güçlenerek geliyoruz. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK tüm sendikalarıyla birlikte bu haklı mücadelenizde sonuna kadar yanınızda olacaktır. Bu da var mı?